Sayın Belediye Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmiş dönem Van İl Başkanı, değerli ilçe başkanım, meclis üyelerimiz, kıymetli konuklarımız, değerli basın mensupları. Devraldığımız gün kullanılamaz hale getirilen, donanımlarını yenilediğimiz ve halkımızın kullanımına hazır hale getirdiğimiz Mudanya Belediyesi yüzme havuzumuzun açılışına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mudanya Belediyesi yüzme havuzumuzu yenilenen yüzüyle bugün hizmete açıyoruz. Mudanyalı hemşehrilerimizin daha ekonomik ve sağlıklı bir şekilde havuzdan yararlanması, gönül rahatlığıyla spor yapabilmesi için havuz platformu, havalandırma, elektrik tesisatı, klimalar, ısıtma soğutma sistemleri, ıslak hacimler, ders dolguları revize edildi. Mutfak, duşlar ve soyunma odaları tamamen yenilendi. Kentimizin birçok yerine spor alanları kazandırırken çocuklarımızın bedensel ve zihinsel gelişimi adına gerçekleştirdikleri sportif faaliyetlerine her zaman destek veren ve bu yönde açılan çeşitli kurslar ile yüzlerce çocuğumuzu bir araya getiren barışın ve kardeşliğin başkenti Mudanya'mızın değerli belediye başkanı Sayın Hayri Türk Yılmaz'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Önceki dönem Van İl Başkanım, ilçe başkanım, meclis üyesi arkadaşlarım, gençlik kolu başkanımız, kent konseyi kadın meclisi başkanımız, Bursa İl Yönetiminden başkan yardımcısı kardeşimiz, çok değerli Mudanyalı hemşehrilerim ve sevgili çalışanlarımız. Yüzme havuzunu 2 yılı aşkın süre öncesi mahkeme yoluyla, yargı yoluyla kazandık. Kazandık ama gidenler öylesine zarar verdiler ki her şeyi söküp götürdükleri gibi, kırıp döktükleri gibi üst örtüsü, en önemli olan üst örtüsünü de paramparça ettiler. Bugüne kadar çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürerek, az önce Uğur kardeşim söyledi, doğalgazından elektrik tesisatına varana kadar bütün inşayı, mobilya aksamı varana kadar her şeyi yenilendi. Sağlıklı bir şekilde istedik ki gençlerimiz, Mudanyalı hemşehrilerimiz burada yüzme sporuyla buluşsun diye. Bu konuda çok büyük emekler verdik. Tabii ki üst örtüsünün, bunu da söylemek istiyorum, bütün CHP'li belediyelerin Türkiye'mizin yaşadığı bir gerçek. 4 sefer ihalesini yaptık. Fakat ihaleye giren olmadı. Çünkü ekonomi o kadar kötü ki bu ekonomik şartlarda ihaleye teklif veren müteahhit veya yüklenici bulmak çok zor. Yine 5.sine ihaleye çıkacağız ki ödemelerini peşin yaptığımız halde. Böylesine ekonomik kriz ortamında biz bu mücadelemizi sürdürdük. Tabii ki havaların ısınmasıyla beraber üst örtüsü olmadan yazlık olarak yüzme havuzumuzu geç de olsa açtık. Birileri çok şey bu havuz üzerinden çok değişik söylemlerde bulunmaya çalıştı. Ama biz yılmadık. Ne yaptığımızı biliyorduk ve o yapılanların sonucunda da bugün arkadaşlarımız ve sizlerle beraber havuzumuzun açılışını yapıyoruz. Amacımız Mudanya'daki bütün çocuklarımız, engelli yavrularımız dahil, engelli insanlarımız dahil bu havuzu kullanım amacının engelsiz bir şekilde bütün Mudanyalı hemşehrilerimize hizmet vermesi için çalışma yapacağız. Henüz yeni başladık. Bizim de ilk kez böylesine bir işle birlikte haşır neşir oluyoruz. Beraber yönetim kurulunda can siperhane hizmet veren arkadaşlarım var. Onlarla beraber değerlendirmeleri yapıyoruz. Eksiklerimiz olabilir. Hatamız da olabilir. Ama söylüyoruz, hedefimiz Mudanya'daki tüm çocuklara, tüm hemşehrilerimize bu havuzu faydalanır hale getirmek için çaba sarf etmek. Bu süreçte emeklerini esirgemeyen bütün çalışanlarımıza, başkan yardımcımız da burada,
Kültür Müdürümüz de burada ve fen işlerimizin çok değerli çalışanları kendi ürünlerimizle burayı, kendi emeğimizle bu hale getirdik. Hepimize, Mudanya'mıza hayırlı olsun diyorum. Bugün sabahtan, ondan bahsetmeden de geçemeyeceğim, Özden kardeşimi görünce aklıma geldi. Bugün Mudanya'mız için önemli bir gün. Serv Anlaşması ve Mondros Mütarekesi sonrası emperyalistler tarafından işgal edilen ülkemizin her karışında birçok kahramanlar, birçok destanlar yazıldı. Bizim de Mudanya'mızda Şükrü Çavuş'umuz, Kürt Hasan'ımız, Küçük Ahmet'imiz gibi 9 kardeşimiz 20'li yaşlarında o emperyalist işgalcilere karşı kurşunlarını sıkmışlar, canlarını vermişler, nefeslerini vermişler ve onların sayesinde biz şu anda nefes alıyoruz. Ve dedim ki, göreve geldiğim gün, ilk günden beri hep söyledim. Bizden önceki dönemde Mudanya'daki haramileri, hırsızları herkes biliyor. Ve dedim, bizim borcumuz var. O gazilerimize, şehitlerimize, bu ülkenin tam bağımsızlığı için mücadele ederken canını vermiş, nefesini vermiş o şehitlerimize borcumuz var. Atamızın söylediği gibi, vatan sevgisi ona hizmetle ölçülür diyor. Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır diyor. Biz de temiz, dürüst, ahlaklı şekilde göreve geldiğimiz günden beri belediyemizin tüm çalışanları örgütümüzle birlikte, kadın kollarımız, gençlik kollarımızla birlikte, bütün Mudanyalı hemşehrimizle bu çabayı sarf ediyoruz. Geçmişte başı öne eğik bir Mudanya'yı başı dik hale getirdik. Gururla her yerde, ülkemizin sadece sınırları içerisinde değil, yurt dışında dahi Mudanya'nın yüzünü ak çıkarttık, ak yaptık, tertemiz yaptık. Mudanya artık bir dünya. Mudanya mutlu bir dünya. Mudanya özgür bir dünya. Mudanya dürüst bir dünya. Mudanya barışın başkenti Mudanya. Kardeşliğin başkenti Mudanya. Ve bu Mudanya bu anlayışıyla dünya var olduğu sürece yoluna devam edecektir. O haramilerin, hırsızların, çıkarcıların kökünü kurutana kadar mücadelemiz devam edecektir. Bütün çabamız bunun için. Sözümüz vardı. Mudanya'da güzel şeyler olacak. Mudanya ile herkes gurur duyacak dedik. Bunu başardık. Kimse kimsesiz kalmayacak. Hiçbir çocuk yatağına aç girmeyecek dedik. Bunu başardık. Ve bütün engellemelere rağmen, halen daha şu havuzun açılmasını engellemeye çalışıyorlar. Ama yılmak yok. Hak verilmez, alınır. Biz de bu anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Dün İstanbul'da il başkanımız da oradaydı, görüşemedik ama çok kalabalıktı, izleyen vardı. Ekrem başkanımızı da dinlediyseniz hep aynı şeyler. Bütün CHP'li belediyelerin elini kolunu bağlamaya çalışıyorlar. Hizmet yapmamızdan, iş yapmamızdan rahatsız oluyorlar. Ama biz, hiçbirimiz, bütün CHP'li belediye başkanı arkadaşlarımız yılmadık. Yılmadan yolumuza devam ettik. Onların bütün engellemelerine rağmen sosyal belediyeciliğinde, hizmet belediyeciliğinde nasıl olduğunu bütün Türkiye'ye gösterdik. Ve bunun sonucunda dün de Ekrem Başkanımızın güzel sloganını almış olalım. Muhalefetteyken CHP'li belediyeler bu kadar başarılıysa, bir de iktidar bizim olduğumuzda neler olur, neler olur, neler olur. İnşallah o günleri de hep birlikte yaşayacağız. En büyük özlemlerimden bir tanesi de odur. Hem büyükşehir hem de genel hükümetin, bizim olduğumuz, Türkiye'nin olduğu, daha doğrusu bizim derken biz Türkiye'yiz. Türkiye'nin olduğu, hakkın, hukukun, adaletin korunduğu, insanlarına ayrım yapmadan 85 milyon insana hizmet eden
hak, hukuk, adalet anlayışıyla hizmet eden Cumhurbaşkanıyla, bakanlarıyla, belediye başkanlarıyla önümüzdeki günlerde ülkemizi içinde bulunduğu bu sıkıntılı günlerden hep birlikte çıkaracağız. Son olarak da bu süreçte bana çok büyük destek veren, eşim öyle yaptı, bütün kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz kocaman bir aileyiz. Her yaptığımız işi sevgiyle yapıyoruz. Sevgiyle üretiyoruz. Hakça adil bir şekilde paylaşıyoruz. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, ayrım yapmadan da yolumuza devam edeceğiz. Zabıta müdürlüğündeki personelimiz dahil bütün arkadaşlarımıza Mudanya'da hak, hukuk, adaleti her alanda tesis etmeye çalışıyoruz. Ben katılımınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hizmetlerimiz devam edecektir. Önümüzdeki günlerde kapalı pazar yerimizin teminatma töreni olacaktır. Daha sonrasında Yıldıztepe sadece Mudanya'nın, Bursa'nın, Marmara'nın değil, Türkiye'nin markası olan bir projeyi hizmete açacağız hep beraber. Daha hizmete açacağımız çok projeler var. Görüşmek dileğiyle hepinize ayrı ayrı en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Tüm Mudanyalı hemşehrilerimize hayırlı ve